Üniversite tercihi yapacak adaylara ilk öneriniz nedir? Şimdi üniversite tercihi yapacak adaylar şöyle bir yola gidiyor. Tercih robotları üzerinden puan veya sıralama bazlı listeler çıkartıyorlar. Bu listelerin içinde örneğin eşitarlık için konuşalım. Birbiriyle ilgisi olmayan birçok bölümün olduğunu görüyoruz. İşte hukuk oluyor, psikoloji oluyor, yönetim bilişim sistemleri oluyor. Tabii bu bölümlerin her biri ayrı yetkinlikler gerektiren bölümler. Bence öğrencinin doğru tercih yapabilmesi için neye yeteneği var, hangi alanlarda yetkinlikleri var, neyi yapmak istiyor, bunlara karar vermesi önemli. Bunlara karar verdikten sonra hangi bölümler kendisi için daha uygun, daha ağırlıklı bölüm ve üniversite bazlı tercih yapması daha yararlı olacaktır. Bu nedenle de tercih robotlarında çıkan şeylere çok fazla önem vermesinler. Tercih yaparken üniversite mi yoksa bölüm mü önemlidir? Tabii tercih yaparken hem üniversite hem de bölüm önemli. Çünkü bazı üniversiteler iyi oluyor, bölümleri kötü olabiliyor. Veya bazı üniversitelerin genel imkanları kısıtlı olurken bölüm çok ileri düzeyde olabiliyor. Bu nedenle de her ikisini de değerlendirmekte fayda var. Üniversitelerle ilgili hangi kaynaklardan bilgi alınabilir? Şimdi üniversitelerle ilgili tanıtım günlerine gidip bilgi alabilirsiniz ama hiçbir üniversite tanıtım gününde üniversitesinin kötü olduğunu size söylemez. İyi olduğunu anlatır genellikle. Burada bilgi edinebileceğiniz alternatif yollar da var. Örneğin internetteki wikiler, sözlüklere girdiğiniz zaman birçok yorumu görüyor olacaksınız ama bu yorumlar da yanıltıcı olabiliyor. Çünkü oraya genelde kötü olan şeyleri yazıyorlar. Yani tanıtım günlerine gittiğiniz zaman iyi olan şeyleri öğrenirken sözlüklerden ise kötü olan şeyleri öğreniyorsunuz aslında. Bu noktada ekstra nereden bilgi alabilirsiniz? Burada okuyan öğrencilerle konuşabilirsiniz. Öğrencilerin genel görüşlerini değerlendirebilirsiniz. Üniversitelere gidip akademisyenlerle konuşabilirsiniz. Yani akademisyenler size mesleki gelişim anlamında ne kadar destekçi olabilecek, bu konuda ne kadar hevesliler, bunları görmeniz sizin yararınıza olacaktır. Yetenek kıtlığı nedir? Üniversite tercihi için neden önemlidir? Tabii Türkiye yetenek kıtlığında dünyada 4. sırada. Yetenek kıtlığı dediğimiz şey ne? İş dünyasının talepleriyle mezunların yetkinliklerinin eşleşmemesi. Örneğin piyasada çok sayıda işletme mezunu iş ararken diğer taraftan da işletmeler örneğin mobil uygulama geliştiricisi bulamıyor. Bu nedenle de yetenek kıtlığı yaşanan alanlardan uzak durmakta fayda var. Ayrıca otomasyonla birlikte bilgisayarların yapabileceği işlerden de uzak durmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ayrıca zaten eğitimde yaşam boyu hale gelmeye başladı. Örneğin üniversitede öğreneceğiniz bir bilginin geçerlilik süresi 3-4 yıla kadar düştü. Bu nedenle de öğrenmeyi öğrenmek ve eğitimin artık yaşam boyu hale geldiğini kabul etmek gerekiyor. Sürekli kendimizi geliştireceğiz bu açıdan. Üniversite tercihinde şehir önemli midir? Üniversite tercihinde şehir çok önemli. Neden önemli? Çünkü şehri geliştirsin diye açılmış olan üniversitelere gitmekte bir fayda olmadığını düşünüyorum. İlber Hoca'nın da dediği gibi üniversite medeniyetin olduğu yerde okunur. Neden? Çünkü bir ekosistemdir bu. Yani gittiğiniz şehirde iş bulamayacaksanız, staj bulamayacaksanız, kendinizi geliştirebileceğiniz sosyal donatı alanlarını bulamayacaksanız orada okumanın da bir anlamı yok. Bu nedenle de şehri geliştirsin diye açılan üniversitelere değil, üniversiteye katkı sağlayabilecek şehirlere gitmekte fayda var.